Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baklet'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Evet efendim, biraz sonra talihlilerin ismini tek tek vermeye başlayacağım. Ama yine Soyano Otel'in İstanbul'daki satış müdürü Tarık Bey'e dönüyorum. Ve şimdi giden insanlar eğlence de ararlar. Sizin otelde ne tür eğlenceler var? Önce bazı ünlü sanatçıları da çıkarıyorsunuz sanıyorum. Tesisimizde 23 Haziran'da başlayan 10 Eylül'e kadar giden pazartesi ve perşembe günlerinde Sibel Can ve Ebru Gündeş konserler veriyor tesisimizde. Amfiteyatro. Bu düzenli olarak mı? Düzenli olarak her pazartesi Ebru Gündeş, her perşembe Sibel Can. İşte yaz boyunca 23 Haziran'dan 10 Eylül'e kadar tesiste misafirlerimize amfiteyatroda konserler veriyorlar. Ayrıca yanı sıra böyle animasyonlar var galiba. Tabii gün boyu animasyon hizmetlerimiz var. Ayrıca tesisimizde festival haftalarımız var bizim. Burada ritim günlerimiz, işte Latin günlerimiz, oryantal günlerimiz, tango günlerimiz, samba festivalimiz, uçurtma günlerimiz, çocuk festivalimiz gibi sürekli tesiste festivaller düzenliyoruz ve diğer akşamlarda da akşamleyin animasyon programları, işte o animasyonlarda çeşitli eğlenceler, işte gündüz animasyonları, gün boyu animasyonlarla müşterilerimize bir şeyler katıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi en heyecanlı anla. Efendim biliyorsunuz 4 tane otel hediyesi verdik. Önce işte İstanbul'daki satış müdürü Tarık Bey'in de görev aldığı Soyano Hotels Beach, ki görüntülerini izlediniz. Kim aramış önce ve Soyano'yu kazanmış? Soyadı gözü büyük, adı Nazım, ülkesi Almanya. Nazım Bey, kutluyoruz. Merhaba, teşekkür ederim. Efendim, Almanya'nın hangi kentinden arıyorsunuz? Nürnberg'den arıyorum. Nürnberg'den arıyorsunuz. Peki, Türkiye'ye ne zaman gelmeyi planlıyorsunuz? Bu sene gitmeyi düşünüyordum ya. Bu sene gitmeyi düşünüyorsunuz. Şimdi ben hemen Tarık Bey'e sorayım. Tarık Bey, biz Nazım Bey'in oteliniz tarafından verilen bu bir haftalık tatilini organize etmek için ne yapacağız? Size Nazım Bey'in telefonunu vereceğiz önce. Telefonunu alacağız. Kendisiyle irtibata geçeceğiz. Tatilini planlayıp, yani tarihini bize önceden bildirirse kendisini yerine ayırıp misafir edeceğiz otelimizde bir hafta boyunca. Nazım Bey, şimdi programınızı, planınızı yapın ve hangi tarihte gelecekseniz sizi hafta içinde pazartesi ya da salı günü arayacaklar. Tarık Bey aratacak ve oteliniz hazır olacak. Hiç böyle talih oyunları oynadınız mı? Hayır. Talih oyunları oynamadınız ve bizim gibi böyle sadece talih oyunu kapsamına girmeyen son derece keyifli bir program sırasında kim ilk telefon açarsa denilen bir hadise ki gerçekten bu bir yandan da yayınımıza da renk katıyor. Ama talihli siz oldunuz. Gerçekten muhteşem bir otele gidiyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Ya çok sevindim ya. Çok teşekkür ederim. Ve ayrıca gidebiliyorum değil mi? Evet tabii eşiniz. Yani iki kişilik tatil hakkınız var. Tamam. Güzel. Çok sevindim. İki, çok kişilik, iki kişilik tatil hakkınız var. Hiç talih oyunları oynamamışsınız ama bakın bu talih oyunu değil. Açtınız, şansınız bayağı iyiymiş ki böyle güzel bir tatili kazandınız. Oldukça da değerli bir tatil. Almanya'ya gelirsem, loto oynarsam lotomu size oynatacağım. Tabii oynayın ya. Nazım Bey, sizi tekrar kutluyorum. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Biraz heyecandan konuşamıyoruz galiba. Sizin programınızı çok beğeniyorum. Güzel program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Peki efendim, ailenize de hürmetlerimizi sunuyoruz. Tarihiniz hep böyle açık olsun. Ve ben arkadaşlarımdan rica ediyorum, diğer kazananların isimlerini açıklayacağım buradan. Efendim, Emirhan Otel'in tarihlisi Leyla Demirkapı. Evet, diğerlerini görelim. Asur Otel tarihlileri Fatma Çelik ve Gülizar Karaaslan. Yalnız ülkelerin de arkadaşlarımız bildirirlerse, yazarlarsa sevinirim. Tekrar getirsinler promptura ki oradan görebileyim hangi ülkelerden kazanmışlar. O isimleri tekrar gündeme getireceğiz. Bu arada tabii bir de en önemli olayımıza geliyoruz. Her haftaki artık bu efsanevi hale geldi. Bağdat geliyor. Şimdi diyorlar ki Fatma Çelik ve Gülizar Karaaslan Almanya'dan. Evet, Almanya'dan kazanmışlar. Talihlerimiz Almanya'dan.
Ve diğerini bilmiyorum, yazacaklar herhalde. Bir kişi daha vardı, Emirhan Otel. Onu da arkadaşlarımız yazıp gündeme getiriyorlar. Henüz daha gelmedi. Şimdi tabii bu isim farklı. Bagdat geliyor. Evet. Bagdat tarihlisi Belçika'dan İlker Ku. Hattımızda mı şu anda? Alo. Evet. İlker Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Kutluyoruz sizi. Bagdat'tan 7 günlük bir koli kazandınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Valla zaten Avrupa'da yaşıyoruz ve severek kullanıyoruz Bagdat ürünlerini. Hakikaten çok sevindim bu hediyenize. Sağ olun. Çok da afiyet olsun diyorum. Çok keyifli bir kutu gelecek size. Demek ki 7 gün hatta belki de 15 gün bu ürünleri de para vermeden kullanacaksınız. Evet. Dolayısıyla bugüne kadar da bu ürünlere verdiğiniz paranın da karşılığını almış oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Sizin aracınıza... Zevkle izliyoruz programınızı. Sağ olun çok efendim. Teşekkürler. Bütün Belçika'daki izleyicilerimize de buradan kucak dolusu sevgiler sizin aracınıza. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Efendim şimdi arkadaşlar Emirhan Otel'in kazanın hangi ülkeden olduğunu yazacaklar, onu söyleyeceğiz. Ben bu arada hemen bize altın öğütler veren Selma Atahan'a dönüyorum. Evet, şimdi yabancı bir girişimcinin önüne çıkan ilk engeller neler? Yani sizin biz rahatlıkla aşabiliriz bu engelleri dediğiniz engeller neler? Çok hızlı bir şekilde anlatabilir misiniz? Tabii ki ilk etapta biliyorsunuz dil çok önemli, çok önemli. Biz orada yani kendi ana dilimiz gibi Almanca'yı konuşuyoruz. Diğer taraftan kültür farkları, mentalite farkını çok iyi biliyoruz. Evet, evet. Emirhan Otel, 5 yıldızlı Emirhan Otel grubundan o da otel belirleyecek hangisi o? 5 tane otelleri var. Leyla Demirkapı kazanmıştı. Kendisi Almanya'danmış. Almanya'daki bütün izleyicilerimize bu vesileyle efendim buradan sevgiler, selamlar sunuyoruz. Ve teşekkür ediyoruz bizi izleyip daima programımızı hep birinci sıraya taşıdığınız için. Buyurun. Evet, bunun yanında ben şunu çok önemsiyorum. DTH International'in bir Wirtschaftsförderungsamt, Kreis Neuss'a bağlı Wirtschaftsförderungsamt'ta çalıştığını, kooperasyon kurduğunu, yani bir ticaret odasıyla, bir ticaret odası desteğiyle bu organizasyonu. Yani siz ticaret odasıyla organize olarak çalışıyorsunuz. Evet, bir kooperasyon kurduk. Aynı zamanda yine Kreis Neuss'un Wirtschaftsförderungsamt'ı tarafından kurulmuş bir business center'de yerimiz var. Buradaki sinerji efektleri tabii ki müşterilerimize de sunacağız. Diğer taraftan yine Alman Diş Ticaret Birliği'ne AHV NRW'yi üyeyiz. Yine o da Kuzey Ren-Vestfalya. Aynen efendim, NRW Kuzey Ren-Vestfalya. Diğer taraftan biraz önce siz söylemiştiniz, NRW Invest'le güzel diyalogdayız. Bir yandan arkadaşlarımız telefonlarınızı ekrana getirsinler ki size evet. ulaşabilsinler. Evet, evet. Zaten daha önce getirmişlerdi ama şimdi tekrar versinler diyorum. Aynen. Evet, şimdi size başvuran firmalar hangi konuda olursa olsun başvurabiliyorlar değil mi? Yani ben şu alanda Almanya ile ticaret yapmak istiyorum. Ya da Almanya'daki ben şu alanda Türkiye ile ticaret yapmak istiyorum dediği andan itibaren DTH International olarak devreye giriyor musunuz? Kesinlikle devreye giriyoruz. Kesinlikle devreye giriyoruz. Sonuçta biz bir hizmet sunuyoruz. Evet. Biz ürünlerini, hizmetlerini müşterilerimizin tespit ettikten sonra o şirketlere bir yol çiziyoruz. Yol haritası çıkarıyoruz. Yol haritası çıkarıyoruz ve beraber en önemli konu tabii ki böyle devlet daireleri de var. Bu informasyonları alabilecek yerler. Onlar tabii ki sırf operatif kalıyorlar ve sırf informasyon vererek yetiniyorlar. Biz ise ellerinden tutarak, bilakis ellerinden tutarak bu yolu onlarla başarıya yürüyoruz. Çok güzel. Yürüyoruz. Ben ilerleyen dönemde zaman zaman sizi yine ağırlayacağım. hatta şu da var. Sizle birlikte yola çıkmış bir firmayı da alıp en azından insanlara da bir yol gösterici
işlevi üstlenmiş oluruz diye düşünüyorum. Aynen. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza verdiğiniz bilgiler için. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?